Allah Azze ve Celle bizlere ebrardan bahsediyor. İnne el-ebrar, ebrar yeşrabûne min kâsin. Onlar bir kaseden, bir kadehten içiyorlar. Kane mizajuha kafura. Bunun katışımı, karışımı kafurdandır. Benzer bir ayette de وَيُسْقَوْنَ ف۪يهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَب۪يلًا. Bu kez onlar öyle bir kadehten sulanırlar, öyle bir kadehten içirlerler ki كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَب۪يلًا. Allah Azze ve Celle onun karışımının zencefil olduğunu söyledi. وَيُسْقَوْنَ ف۪يهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَب۪يلًا. Orası aynen فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَب۪يلًا. Orası bir su gözesi, orası bir su kaynağı ve ismi de تُسَمَّى سَلْسَب۪يلًا. Selsebil olarak adlandırılır. Bu kez bizim okuduğumuz İnsan suresindeki ayette bu da bir su kaynağı, bir su gözesi. Aynen, o da aynı şekilde ayna yeşrabu biha ibadullahi. Allah'ın kulları ondan içiyorlar. Yeşrabu biha ibadullahi. Bir de yufeccirunaha tefcira. Onu böyle akıttıkça akıtıyorlar. Hatta fışkırttıkça fışkırtıyorlar. Yufeccirunaha tefcira. İçtikleri bu suyu sadece içmekten zevk almakla kalmamışlar, bir de bunu akıtarak da zevkini yaşıyorlar yahut fışkırtarak zevkini yaşıyorlar. Demek ki bu açıdan da bunun bir zevki, bunun bir saadeti, mutluluğu, kıvancı söz konusu. O yüzden olsa gerek dünyada suların fışkırtıldığı, fıskiyeler, yüksek yüksek suların semaya doğru fışkırtıldığı noktalar ve hatta içmek için insanların bazı içki türlerini önce fışkırtmak suretiyle etrafa yaymaları, serpmeleri yahut suyu ve su üzerinden yine İnsanların oluşturduğu eğlence ortamları suyun bunun bir parçası olduğunu gösteriyor. Sadece içilen değil, aynı zamanda eğlenceye araç edilen. Bu ayette de buna yakın bir sahne ifade edilmiş. يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ. Allah'ın kullarının içtikleri dedikten sonra Cenab-ı Hak ayrıca onu fışkırttıklarından bahsetti. يُفَجِّرُونَهَا. Onu fışkırtıyorlar. Ama nasıl bir fışkırtma? Tefcira, öyle böyle değil. Bunu çok değişik biçimlerde fışkırtabiliyorlar. يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. Bu onların bunu yapmaktan mutlu oldukları, hoşnut oldukları, bundan zevk aldıklarını gösteren bir ortama işaret ediyor. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. Bu içki ve içkiye dair sunumlardan kısmen önceki dersimizde bahsetmiştik. يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. Etrafta kendilerine hatta bu anlamda hizmet sunan gençler var. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينَ. Bunlar kupalarla, kadehlerle, kaselerle dolaşıyorlar. لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ. Ve onlar bu sunulan içkiden dünyada olduğu gibi herhangi bir rahatsızlık ve olumsuz bir şey yaşamıyorlar. لَا ف۪يهَا غَوْلٌ. Herhangi bir sendeletme, sersemletme. وَلَا يُصَدَّعُونَ. Yahut herhangi bir baş ağrısı, bu tür olumsuz, dünyada bilinen olumsuz yanları değil, ondan zevk aldıkları, keyif aldıkları bir boyutta gerçekleşiyor ve bundan hoşnutlar. Etrafta ve akvabun mevdu'a konulmuş, hazırda bekleyen kadehlerden Cenab-ı Hak bahsediyor. Sadece içme esnasında servis edilen, sunulan değil, bir yerlerde de hazır halde bekletilen, içmeye hazır konulmuş kadehler. وَاَكْوَابٌ مَوْضُوعًا Yine benzer şekilde وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ Seçecekleri her tür meyveler, kendi seçimlerine bağlı. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ Ve hoşlarına giden, arzu ettikleri, onların iştahlanacakları, heveslenecekleri türden kuş etleri. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ Bu sahnelerde Allah Azze ve Celle'nin ortamda yemeye dair, içmeye dair betimlemelerini görüyoruz. Hatta eşlerine dair. وَحُورٌ عَيْنٍ Ve iri gözlü huriler وَحُورٌ عَيْنٍ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونَ Saklı inciler gibi. Bunlar ortama dair Cenab-ı Hakk'ın cennet tasviri yaptığı ayetlerde hemen hemen hepsinde gördüğümüz unsurlar. Yine udhulul cennete entum ve azvacukum tuhbarun. Cenab-ı Hak sizler cennete girin. Udhulul cennete entum ve azvacukum. Sizler ve eşleriniz tuhbarun. Burada son derece ağır bir şekilde ağırlanırsınız. Çok ihtimam görecek, özen ve itibar görecek şekilde ağırlanırsınız, ağır bir misafir olarak. Tuhbarun. O kadar önem verilir, o kadar ciddiye alınır ki bunlar nuzulen min indillah. Yani Allah'ın katından bir ikram. Konuk sahibinin Cenab-ı Hak olduğu bir ortamda konuklar olursunuz. Her şey sizin için, size özel ve size yönelik olur. Tuhbarun. Yutafu aleyhim bi sihafin min zahab. Cenab-ı Hak kendilerine tepsiler, ama nasıl tepsiler? Bi sihafin min zahabin. Altından tepsiler ile, altın tepsiler ile kendilerine servis yapılır, dolaştırılır. Yutafu aleyhim bi sihafin min zahabin ve akvab. Ve yanı sıra kadehler bu altın tepsilerin üzerinde. Özetle وَف۪يهَا مَا تَشْتَه۪يهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ Orada canların çektiği her şey var. وَف۪يهَا مَا تَشْتَه۪يهِ الْاَنْفُسُ Kişilerin canları neyi çeker? Bunu dünyadan az çok bildiniz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bize demo olarak yaşattığı, önceki derslerde konuştuk, pek çok boyuttan kısıtlarla kısıtladığı, sınırladığı ama bir biçimiyle örneğini tadımlık da olsa gördüğümüz bu dünyadan, bildiklerimiz üzerinden bize bu tarifleri ve takdimleri yaptı, bu betimlemeleri yaptı. Kuşkusuz bunlardan da ibaret değil, çünkü Cenab-ı Hak dedi ki bunlar sizin bildikleriniz, tarife uygun düşen, sizin öncesinde tanıdığınız, tasavvurunuzun içinde yer alan şeyler. Ama bunların ötesinde وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ Bizde fazlası var. Dolayısıyla fazlasına dair bizim henüz bir tasavvurumuz da yok. Mevcut tasavvurumuz bildiklerimiz kadarıyladır. Hani anlatırlar, bir ama kimseye şöyle birkaç saniye kadar görüntü görmesini sağlayabileceklermiş. Demişler ki nerede sağlayalım, nerede bu görüntüyü görsün, orası olmaz, burası olur derken demişler ki deniz kıyısı olsun, hiç olmasa bir yandan denizi bir yandan karayı görsün, o birkaç saniyede dünya ile ilgili en fazla görüntüye sahip olsun hafızasında. Öyle birkaç saniye bu görüntüyü yaşadığında aklında denizde gördüğü geminin o köşesi kalmış. Sonraki hayatında hep nesneleri onun üzerinden sorarmış. Yani bu fıkra gibi bir şey herhalde. Dermiş ki o geminin köşesiyle karşılaştırırsak nasıl bir şey, ona göre bir tarif yapın. Yani hafızasındaki resme dayalı bir tarif istiyor. Benim bildiğimle nasıl? Biz de insanlara bir şeyi tanıtırken bildikleri, sizde şöyle bir şey var ya onun gibi bir şey diye bildikleri üzerinden gideriz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bize ilk inşamızda tanıdıklarımız üzerinden bazı tarifler yapıyor. Çünkü dedi ki bunlar sizin bildikleriniz. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْعُولَى İlk inşanızı bildiniz. Hem kendi varlığınız itibariyle hem size yaşattığımız nimetler itibariyle bunu tanıyorsunuz. Dolayısıyla ayetlerde gördüğümüz betimlemeler bizim tanıya geldiğimiz, bildiğimiz bu demo sahnelerden tasavvurumuzu oluşturduğumuz şeyler. Ama cennet bunlardan ibaret mi? Allah Azze ve Celle dedi ki hayır, وَلَدَيْنَا مَزِيدٍ Bizde fazlası var. Hatta başka bir ayette dedi ki فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ Hiçbir kimse onlara nasıl bir karşılık hazırladık, nasıl bir göz aydınlığı, nasıl bir mutluluk kaynağı, nimetler hazırladık, kimse bunu bilemez. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ Hiç kimse bilemez. Muhtemelen Allah Azze ve Celle sadece bizleri değil, melekler de dahil, diğer yarattıkları da dahil, onlardan da sakladığı, مَا اُخْفِيَ لَهُمْ Onların da bilmediği, ilk defa bu nimeti yaşayacak kimsenin göreceği, bileceği türden Allah Azze ve Celle'nin yaratmada sınırı olmayan, ilminde sınırı olmayan, bilgisinde sınırı olmayan türden bir şey. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Bunlar yapıp ettiklerine karşılık Cenab-ı Hakk'ın kendilerine lütfettiği ihsanları. Benzeri bir durumu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir rivayette وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ Hiç kimsenin hatırına düşmemiş, hiç kimsenin hayalinde canlandıramadığı, bilmiyor ki, ona dair herhangi bir fikri yok ki. Dolayısıyla hiçbir fikrimiz olmayan, hiçbir örneğini önceden bilmediğimiz bir şeyi tasavvur da edemeyiz. Çünkü Allah Azze ve Celle bizi annelerimizin karnından çıkardığında sıfır bir bilgiyle geldik. Vallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lemuna şey'a. Herhangi bir şey bilmez bir halde doğduk. Dolayısıyla hafızamıza aldığımız bütün görüntüler وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ Cenab-ı Hakk'ın bizde var ettiği görmek, işitmek, duymak ve ağızlarımız bunlarla etrafımızla iletişim kurduk. Bunlarla etrafımızdan görüntüyü, sesi, bilgiyi aldık. Dolayısıyla içimizde birikmiş dağarcığımızdaki bütün tasavvurlar var olan bu yaşımıza kadar görüp bildiklerimizle. Dolayısıyla görmemiş bir kimse görmediği bir şeyle karşı karşıya geldiğinde onu nasıl kullanacağını hatta neresinden tutacağını bile bilmez. Bu bakımdan nimeti akla hayale gelmedik, bilinmedik nimetleri Cenab-ı Hakk'ın bize vaat ettiği öte tarafta وَلَدَيْنَا مَزِيدٍ Bizde fazlası var. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةٍ Cenab-ı Hak iyiliğe yine iyiliğin karşılığı olarak ama daha fazlasını da o da bizim katımızda, bizde, sizin henüz bilmediğiniz وَلَدَيْنَا مَزِيدٍ